En son ne zaman mekanik bir çalar saatle uyandınız? Boş ver. Siz en son ne zaman mekanik bir çalar saatle uyandınız? Tarih kadar eski. Siz efendim? 15 sene olmuştur. 15 sene olmuştur, evet. Çok acil bir şekilde bir kıyafet balosuna gitmeniz gerekse hangi kostümü giyersiniz? Süpermen. Süpermen. Siz efendim? Böyle giderdim herhalde. Her yere böyle gidiyor ama. Size zor bir soru soracağım. Bilgi duyulardan mı, sezgilerden mi yoksa zihnin kendisinden mi gelir? Okan Bey, yani bilgi ruhtan gelir. Çok şey bilmek bence önemli değil. Önemli olan insanların gözlerinden bir şeyler görebilmek. Hani bazı insanlar var, işte iki tane üniversite bitirmiş, doktora yapmış, bilmem ne yapmış ama aynı dil konuşuyorsun, hiçbir şey anlaşamıyorsun. Yani hiçbir şey anlamıyorlar. O yüzden bence insanın beden önemli değil yani. Bu bizim değil zaten. Bu ruh önemli bence. Ve benim... Bence... Bence değil. Benim için insanın kim olduğunu ya da kadın erkek diye bir değeri yok yani. Ya da kimse bitirmemeli. Bence bir kadın ya da erkek diye ayrılmamalı. Ruh yani. Hepimiz ruhuz. Cinsiyet yok yani. Öyle... Tamam, tamam, tamam. Gayet ciddi açıklamalar yapıyor. Duygusal mı konuştum? Tamam. Ama duygusal çok güzel. Konuştum. Duygusal konuştum. Biraz duygusal konuşunca sen, duygusal konuşuyorsun ya, bir şey olduk böyle, bir durulduk, bir düşün... Yani bilmiyorum, ben huzur duydum onun konuşmalarından siz. Benim yok, kafam karışıyor ama. Mesela sorulan soruyu da unutuyorum arkadaşlarım. Evet, ben de, ben de. Neydi bu, niye konuşuyorduk, ne konuşuyorduk, her şey sıfırlanıyor. O konuşunca yani. Ben nerede olduğumu da evet. Unutuyorum, tamamen gidiyor. Bir soru daha, yine zor. Arkadaşlar cevap veremeyecekleri için size soracağım. Pasif... Çok seviyorum. Pasif agresyon yaptığınız olur mu? Pasif agresyon. Yaptığım olur agresyon, tabii. Pasif agresyon. Yapıyorum. Yanımda çalışanlara yapıyorum. Bazen ama... evet. Bazen. Biraz bazen. Daha devam etsenize. Bazen. Evet. Efendim siz psikopata bağlar mısınız? Öyle bir laf vardı hani psikopata bağlar mısınız? Bunu en iyi Levent cevaplar. Levent psikopata bağlar mı? Arada olur öyle. Ne kadar ileri gider? Bilmem. Gülerken peki böyle kahkaha atabiliyor mu? Çok iyi daha kahkaha. Korkunç seslerimi de duymuştur kendisi diye. Efendim size bir sorum var. Yaş, kariyer ve finans açısından statünüzü nasıl tanımlıyorsunuz? Yaş, kariyer ve finans açısından. Şu anki durumum olarak. Yani. Evet, mesela size bir banka hani ne kartı verir mesela? Kredi kartı olarak ne alır? Siz banka kartı, para kart mı alırsınız? Yoksa... Emeklidir yani. Emekli mahir. Kart vermiyorlar. Hadi. Ne olursunuz mesela? Siz premium mu olursunuz? İşte havalı bilmem ne mi olursunuz, blue mu olursunuz, hani var ya her bir şey, yoksa orta karar bir kredi kartı mı, ne kullanıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum, 4-5 tane kredi kartı var ama onların ne olduğunu... Ben mavi mezdirmem, en premiumundan bir tane baksana. Platino, platino. Ne o, en iyisi o mu? Tabii. Levent, bazen mi dersin, bazen mi? İkisi de doğru. İkisi de doğru ama ben bazeni kullanıyorum. Bazen, bazı anlardan geliyor. Ben bazeni tercih ediyorum. Bazı daha... enlerden mi geliyor? Bazı anlardan. Hayır, bazen. Güzel tartışma. Daha şık bence, daha bazen. En sık tükettiğiniz abur cubur nedir? Kuru yemiş. Hepsi. Kuru yemiş. Cevap kabak çekirdeği. Hepsi. Kabak çekirdeği ya. Dilimiz evet. Şişti ya. Kendi tüketiyor demek ki. Niye dilimiz şişti? İlk görüntülere atlayalım. Şunu soruyorum. Az sonra bir kısmını izleyeceğiniz filmin adı nedir? Sıradaki ilkliği ondan sonra. Az sonra bir kısmı izleyeceğiniz filmin adı. Profesör, dışarıda bir araba var. Siz kaçın. A. Süpermen dönüyor. B. Süpermenler. C. Tayfun'un dönüşü. D. Übermensch. Süpermen dönüyor. Bravo. Doğru cevap. Bravo. Çok yarın bir ithalat yapsak. İhracat şirketi açmak zorunda kalsanız adını ne koyarsınız?
Ece Toprak. Okan, yani ne koyabilirim? Okan Bey yani Ece Toprak koyayım. Evet, çok doğru bir tercih. 3 lira daha verip büyük seçim almak ister misiniz? Büyük seçim mi? Evet, 3 lira daha verip büyük seçim almak ister misiniz? Ha, tamam şimdi düşün. İsterim. İsterim.